en az buz kesmiş bedenimiz kadar soğuk, burkulmuş yüreklerimiz kadar puslu bir günde kaybettik Enver Ören ağabeyi. Dile kolay, tam 4 yıl oldu Enver ağabeyden ayrı düşeli. 4 hüzün dolu sene. Kötü hadiselere de şahit olduk, sevinçli anlar da yaşadık bu 4 yılda. Ama en derinde onun firak ateşini hissettik hep. İnsanlar güzel ahlak nedir okumuşlardı. Lakin o bunun yeryüzündeki müşahhas haliydi. Cemiyetin beyefendisiydi ama ehli sünnetin de hamisiydi aynı zamanda. Merhametli bir patrondu. Temizlik işçisinden genel müdürüne kadar. Acıması deryalar kadar genişti. Öyle ki derdini bırakır kendisine kötülük edenlerin akıbetine üzülürdü. Cömertlikte de adeta bir abideydi. Muhtaçlara sarf ettiklerinin hesabı yoktu. Her tanıştığı kişinin yüreğine dokunan, iyi ve kötü ayırt etmeksizin sevgi saçan bir ağabeydi o. Basın camiasının Enver ağabeyi, İhlas Holding, Türkiye Gazetesi ve İhlas Vakfı'nın kurucusu Dr. Enver Ören, vefatının 4. yılında da düzenlenen programlarla saygıyla anıldı. Hayatını ve sahip olduğu kurumları memleketin refahı için vakfeden Enver Ören, geride binlerce belki de hiç tanışma fırsatı olmadığı ancak kendi için gözyaşı biriktiren insanlar bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enver Ören ağabeyin vefatının 4. yılında yayınladığı mesajında, milletin değerlerinin tahkir edildiği, bu ülkenin öz evlatlarının parya muamelesi gördüğü bir dönemde Enver Ören, sessiz çoğunluğunun sesi ve nefesi olmuştur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, vefatının 4. seneyi devriyesinde merhum Enver Ören Beyefendi'yi hürmetle yad ediyorum. Rahmetli Enver Ören gazeteci, biyolog ve iş adamı olmasının yanında ömrünü ülkesi ve milleti için harcayan bir gönül insanıydı. Ülkemizin en büyük holdinglerinden biri olan İhlas Grubu'nun Enver abisi, Türkiye'nin içinden geçtiği çok çetin günlerde daima doğrunun, yerli ve milli olanın yanında bir duruş sergilemiştir. O, birimizin sıkıntısı, hepimizin sıkıntısı diyerek başladığı iş hayatında binlerce kişiye istihdam sağlamıştır. Hepsinden öte milletin değerlerinin tahkir edildiği, bu ülkenin öz evlatlarının parya muamelesi gördüğü bir dönemde Enver Ören, Türkiye Gazetesi, TGRT ve İhlas Haber Ajansı'nın sessiz çoğunluğunun sesi ve nefesi olmasına da özen göstermiştir. Yetiştirdiği gazeteciler, yazarlar, yöneticiler ile basın yayın hayatımızda bir okul vazifesi gören, söz konusu medya kuruluşları günümüzde de önemli bir rol oynamaktadırlar. Son vazifelerini ifa etmek üzere Eyüp Sultan Camii'ni dolduran on binler, Enver Ören Beyefendi'nin geride bıraktığı mirasın en güzel delilidir. Beka alemine irtihalinin 4. yılında Enver Ören Beyefendi'ye bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve İhlas Camiası'na sabırlar diliyorum. Bir dava, eğer millet sahip çıkarsa yürür ve büyür diyen, muvaffak olmak için mütevazi olunuz tavsiyesinde bulunan Enver Ören'in gönül emniğinden damıttığı hikmetli sözlerinin değeri her geçen gün çok daha fazla anlaşılıyor. Merhum Enver Ören'in koyduğu ilkeler ve çizdiği prensipler çerçevesinde Türkiye Gazetesi, TGRT ve İhlas Haber Ajansı'nın gelecekte de değerlerimizden taviz vermeden hak ve adalet mücadelesini sürdüreceğine inanıyorum dedi. Biz de Aksu Televizyonu ailesi olarak basın camiasının Enver Ören ağabeyini rahmetle, minnetle anıyor, bu ülkeye kattığı manevi değerler için şükranlarımızı sunuyoruz.